Zeytin yasası geri çekilsin. Zeytin yasası geri... Türkiye'de elektrik ihtiyacını karşılamak üzere zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına kamu yararı dikkate alınarak belirli şartlar kapsamında izin verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle ilgili Ödemiş Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yeter ve Yürütme Kurulu üyeleri Ödemiş Gölcük Mahallesi'nde bir açıklama yaptılar. Ödemiş Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin basın açıklamasına Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı ve mahalleliler katıldı. Yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onayıyla zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önü açıldı. 2012 yılında zeytin ağaçlarını tehdit eden benzer bir değişiklik yapılmış ancak aynı yılın Nisan ayında bu değişiklik Danıştay'ca iptal edilmişti. Son yapılan değişiklik ise zeytin ağaçlarının başka yerlere taşınması ve faaliyet sonunda sahanın kamuoyuna tepkisini azaltmaya yönelik şartlar içermekle birlikte bu sözlü önlemlerin gerçekçi olmadığı açıktır. Zira yetişmesi ve meyve vermesi uzun yıllar alan zeytin ağaçlarının yerlerinden başka yerlere taşınması ciddi miktarda kayıplara sebep olacağı gibi madencilik faaliyetleriyle talan edilmiş bir arazinin eski haline döndürülmesi tabiat ve fizik kurallarıyla çelişmektedir. Zeytin tüm dünyada ölmez ağaç olarak bilinip İngilizce'de bu şekilde adlandırılmıştır. Zeytinlik sahalarının enerji ihtiyaçlarına dayalı maden faaliyetlerinin açılması demek, kömür için zeytinliklerden vazgeçmek demektir. Dünyaya her geçen yıl daha kötü iklim şartlarını mahkum eden küresel ısınma gerçeği ortadayken, ölmez ağaçın yenilenemez bir enerji kaynağı olan kömür uğruna feda edilmesi kabul edilemez. Ülkemizin her geçen yıl daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu açık bir gerçek olmakla beraber bu enerji üretiminin doğaya en az zarar verecek yöntemlerle gerçekleştirilmesi bir gerekliliktir. Sürdürülebilir kalkınma öncelikle doğayı koruyarak ve kaynaklardan kullanıma gelecek nesillerin hakkını tasarruf sağlayacak enerji ihtiyacımıza yenilenebilir kaynaklardan temin etmek olmalıdır. Ödemiş Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak tarım alanlarının ormanlarda ve bilimum tabiat alanlarında madencilik faaliyetlerinin yapılmasına karşı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Zeytinlik sahalarımızın madencilik faaliyetlerinin açılmasını sağlayan yönetmelik değişikliklerinin güvenilirlikle iptali ya da geri alınması için yetkililere göreve davet ediyoruz. Zeytin hayattır, madenciliğe kurban edilemez diyoruz. Yıldırım Öncal, zeytinlik köyündenim. Zeytin ağaçlarımızı kimseye çöktürmeyiz. İbrahim Özbaba, Zeytinlik köyünden. Zeytin ağaçlarımıza kimseye söktürmeyiz. Zeytinlik köyünden İsmet Köse. Zeytin ağaçlarımız asırlıktır. Dedilerimizden, atalarımızdan kalmadır. Kimsenin dokunmasına müsaade etmeyiz.